Çok karışık konuştunuz. Şimdi çok daha net soracağım ama önce bir özellikle sosyal medyada gündem olan bir görüntüyü ekrana getireceğim. Çünkü gene İzmir ve Tunç Soyer'le ilgili. Efendim İzmir'in 97. Kurtuluş Yıl dönümü olan 9 Eylül 2019'da düzenlenen gecede İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi sergiledikleri dans figürleriyle ilgili yolda almışlardı. Soyer'in "O gemide ben de olsaydım" şarkısı eşliğinde dans ettiği video, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterilmemesi üzerine sosyal medyanın gündemine oturdu. Şimdi "O gemide ben de olsaydım" dansını bir görelim ve niye olamadığını konuşmaya devam edelim. Biter ki ben sana varsaydım, ah o gemide ben de olsaydım, açık denizlere yol alsaydım, buz girdi her şey damgana, biter ki ben sana varsaydım. Eşiyle dans etmek dilen ne kadar güzel, bizim için harika. Sizleri böyle görmek harikasınız. Sanıyor musun kendi kendine, dünyada her şey rengi rengine, andırmasak işli yol tık tık, vakti kop gibi kalkıyor artık. Ah o gibi de ben de olsaydım, açık denizlere yol alsaydım, buz gelirdi her şeyin an bana, yeter ki ben sana varsaydım. Ah o gemide ben de olsaydım, açık denizlere yol alsaydım, buz gelirdi her şeyin an bana, yeter ki ben sana varsaydım. Evet, yani bana sorarsanız Tunç Soyer gayet başarılı dans ediyor bu arada. Figürler 10 numara. 5 yıldız. Bence de. Bilmiyorum. Bence de. Yani Aramızda özellikle şu hareketleri ben çok beğendim. Söylüyorum açık ve net. Bu işten en fazla anlayan sensin. Bu teşekkür ederim. Sanatçı kişiliğinle. Sanatçı kişiliği aramızda belki en ağır basan Hande. Yo, gerçekten gayet başarılı bence. Hiçbir şey söyleyemiyorum. Ama tabii o gemide niye yok? Bu sosyal medyanın gündemine bugün bu dansla oturdu. Ben de başka bir yorum yapabilir miyim? Tabii. Şimdi belediyeci oldukları için belediye parklarında hep bir ikaz gördük geçmişte. Çimlere basmayınız diye. Evet. Şimdi siz tabii ah o gemide ben de olsaydım üzerinden yorum yaptınız ama ben de şöyle bir yorum yapacağım onun üzerine. Keşke Tunç Soyer çimlere basmasaydı. Ama çimler de basılıp üzerinde yatmak için vardır ya Artık aslında. Yani bana da sorarsanız. Belediyeciliği geldikten sonra artık o yazılar kalktı. Çünkü her yere yeşil alan yapıyorlar. Belki yanlış gemiye binmiş olabilir mi Hande Fırat? Yani hangi Yani gemide Kemal olmalıydı? Kılıçdaroğlu'nun gemisine bindiği için o gemi hedefe varamadı. Limana yanaştıracaktı biliyorsun. Kemal Bey. O yanaştıramadan Özgür Özel'in gemisi, Ekrem İmamoğlu'nun da teşvikleriyle Tamam. o gemi yanaştı. Yanlış gemide yer aldığı için şu Ya ben anda gemi itirazın dışı kaldı. İmamoğlu'nun ona itirazının oradan kaynaklandığını sanmıyorum. Nereden İmamoğlu kaynaklanıyor? kendi adamlarını yerleştirmeye çalışıyor. Tunç Soyer, o zaman şu mu? Tunç Soyer Ekrem İmamoğlu'nun adamı değil. Ya Temel mesele bu mu? doğrudan değil. Mesela başta İmamoğlu'nu destekledi, sonra caydı. Yani orada bir Ama peki bir güvensizlik dakika. oldu ama Bu Cemil Tugay beyefendi de İmamoğlu'nun adamı değil. İmamoğlu'nun adamı mı? Ya Yok değil o da değil. dediniz. Orada Karar bir verin. Özgür Ara Özel'in formül bulunmuş dedik ya. gözüküyor. Özgür Özel masaya yumruğu eğer bu şekilde vuracaksa, İzmir'deki tepkilere bakarsak öyle masaya vurmak biraz kendi dizine vurmak gibi olacak gibi Ama Özgür gözüküyor. Özel'in Ne dediği demek oldu. Arkadaş şunu atlıyorsunuz ama yani biraz önce dedim ki ilk konuşmada Karşıyaka Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu değişim sloganını ortaya koyduğunda ilk pozisyon alan kişi. O zaman Ekrem İmamoğlu'cu mu diyeceğiz yani? Hayır, o Ama yeni Özgür, isim önerdi Özgür de Özel onun yok o için arada. demiyoruz. Özgür Özel yok o sırada. Özgür Özel sonradan ben adayım diye çıktı.
Yani tarihlere bir baksanıza şöyle. Tamam, neticede hayır, değişimcileri tercih etmiş. Onu söylüyorum. Ama Ekrem yani, İmamoğlu oraya şimdi Buğra Gökçe'yi koymak istemiş. Kendi adamı olarak düşündü. Buğra Gökçe'yi koymak istemiş. Ama bu ismede bir defansı yok. Özgür Özel de isim ararken, bakın o işin arka planını biraz anlatayım o zaman ben size. Değişimcilerin mi? Şimdi Özgür Özel aslında İzmir'e kimi aday yapmak istiyordu? Kimi istiyordu? Aslında oraya yapmak istediği aday Özlem Çerçioğlu'ydu. Aydın, evet, Belediye Başkanı. Evet. İzmir'de belediyecilikle alakalı ciddi eksiklikler olduğunun farkında ve gelmesiyle de Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir değişiklik oldu. Hani bu zamana kadar oy deposu olarak görülen veya işte İsmet abinin de ifade ettiği gibi kupon belediyeler iş yapmadan CHP'lilerin oylarını almaya devam ettiler. Özlem Hanım en azından gelsin, hizmeti getirelim. Özlem Hanım gelsin oraya çalışsın diyerek kendisi bu teklifi Özlem Çerçioğlu'na iletti. Peki Özlem Hanım ve ne üç olmadı? Hafta biliyorsun İzmir Aydın, ondan açıklanmadı. Aydın, evet, evet. Aydın özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun direkt olarak açıkladığı bir yerde Özlem Çerçioğlu'nu aday ilan etmişti. Parti meclisinden Aydın geçmedi, geçirilmedi. Bir önceki parti meclisinde de artık Ekrem İmamoğlu'nun ciddi baskısıyla Aydın aday olarak ilan edildikten sonra Özgür Özel'in elindeki en güçlü isim alınmış oldu. Bir dakika. Kalan o zaman Özlem Çerçioğlu içinde da Ekrem İmamoğlu'nun adamı değil, olmadığı için mi İzmir olmadı? Tabii ki. Ha. Ya orada şu var ama, Buğra Gökçe net bir şekilde olmalı şeklinde baskı vardı zaten. Yani Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'a müdahale etmesini normal karşılıyoruz. Yani neticede İstanbul'da bir seçime girecek. Orada iyi çalışabileceği isimlerle bir seçim sürecine girmesi doğal. Ama Ankara'da mesela Mansur Yavaş'a bu niye yapılmıyor? Etimesgut'ta birini göstermek istiyor. İşte Mamak'ta birini göstermek istiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin o zaman demokratik İşte parti meclisi ve diğer parametreleri devreye giriyor. İşte İstanbul'da orada, niye girmiyor? Orada da başka faktörler gidiyor. Diyor ki Mansur Yavaş diyorlar, belediye başkanı sırasında CHP'li değildi. Daha çok İyi Parti acaba hizmet etti. Acaba şu olabilir mi mesela? Herkesin hesabı belediyecilik. Hani şimdi mesela Murat Kurum ne diyor? Sadece İstanbul. Belediyecilik odağına kurmuş kampanyasını. Ekrem İmamoğlu belediye başkanı olduğu dönemden itibaren ne yaptı? Hep Cumhurbaşkanı adayı olmak için bir mücadele verdi. O olmadı, yardımcısı adayı oldu. Onu kazanamadı. Genel başkanlığa bir yürür müyüm dedi. Özgür Özel formülü devreye girdi. Döndü rotayı mecburen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne. Şimdi yine amacı o kaldığı hedefini gerçekleştirmek. Cumhurbaşkanlığı noktasında bir hedefi var. Burada da CHP içinde rakip olma potansiyeli taşıyan kim var içerisinde? Mansur Yavaş var. Mansur Yavaş'ın çok güçlü olmasını istemiyor. Onun bir taraftan da altını budamaya çalışıyorlar. Olay katılıyor bu musun? Yani bu ha, İzmir kimse, bir defa niye bu kadar... Hayır. Ya niye budasın? İnsanlar, karpuz yani, kabuğu koyuyor diyelim o zaman. Kimse, karpuz kimse, kabuğu hani, elbette herkesin gönlünde birisi var. Birisiyle çalışmak ister. Mansur Yavaş'ın da gönlünde birileri olabilir. O noktada parti diyor ki ya şurada şöyle birisi hayır, de var. Hayır, oradaki nihayetinde sorum şu. Mansur Yavaş'ın, istediği en az 7-8 tane isim sayarım ben size. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nunki gönül de Mansur Yavaş'ın gönlü değil mi yani? Olur mu hiç öyle şey? İlçe birinin gönlündekiler oluyor. İlçe İdo şehir hatlarının genel müdürü Üsküdar'a aday oluyor. Ya demek ki olmuyor yani. Bürokratlara Fatih'e aday oluyor. Bakın kendiniz de çelişiyorsunuz. Bak ben çelişmiyorum. Gayet net konuşuyorum. Şimdi biraz önce Ekrem İmamoğlu istemedi. Buğra Gökçe'yi istedi ama olmadı. Yani Ekrem demek ki olamayabiliyor. İzmir'de. Yani o zaman ona itiraz olunca niye çelişmeyin bir. Tamam çelişmeyeyim. O zaman anlatayım. Diyorum ki İstanbul'da istediği isimlerin hepsini aday gösterdi. İstemediklerinde işte Ataşehir'de olduğu gibi görevden kendisi tebliğ ederek gönderdi. Şimdi burada benim sorduğum soru şu. Mansur Yavaş'a niye aynı ayrıcalık tanınmadı? O da Ankara Belediye Başkanı adayı. O niye kendisi istediği isimlerle yol yürüyemedi? CHP adayı olarak. Ekrem İmamoğlu'na tanınan opsiyon buna neyi tanınmadı? Özgür Özel'in masaya vurduğu yer artık parti içerisinde çok yüksek seviyede Özgür Özel'in liderliği tartışılmaya başlandığı an İzmir'de yumruk vuruldu. O önceki dönemde Buğra Gökçe'yi geçirebilseydi zaten artık sadece İstanbul'a sınırlı kalmayacak. Ankara'da Çankaya'da adayı belirlemek istiyor. Balıkesir'de Edremit'te adayı belirlemek istiyor. Adana'daki aday kendine tabi olduktan sonra devam edelim diyorlar Zeydan Bey'le filan gibi durumlar var. Şöyle sorayım ben ikinize birden. İşte Özgür Özel tavşan aday. Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'nun aslında bu işte o video konferans toplantıları falan ardından
Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun adamı aslında gerçek genel başkan Ekrem İmamoğlu olacaktı ama şimdilik Özgür Özel görünüyor. Ama tabii bu liderlik koltuğu, ne şekilde gelirseniz gelin liderlik koltuğuna oturduğunuzda sıcaktır. Mutlaka lider olursunuz, olmaya evet. çalışırsınız. Kimsenin de orada kendinizin üzerinde ben daha güçlüyümü kabul etmezsiniz. Nitekim bir konuşmada üst düzey bir isimle diyeyim. Aynen de bu cümleyi kullanmıştım. Ummadığınız taş baş yarar. Bir gün bir bakarsınız ben getirdim dediğin Özgür Özel'e ya da biz getirdik dediğiniz Özgür Özel sizi dinlemez. Çünkü liderlik böyle bir şeydir. Aklı temel mesele bundan mı kaynaklanıyor yani? Gayet tabii şimdi Özgür Özel genel başkan. Yani şu Ekrem İmamoğlu diyor ya ilçe belediye onu belirlemek istiyor, bunu belirlemek istiyor. Ama Özgür Özel de diyor ki ben artık liderim mi diyebiliyor mu? Bunu işte yani diyemese, bunu söyleyemese zaten İstanbul büyük şey ilçeleri çoktan açıklanmıştı değil mi? Hı hı. Orada da bir ortak yol arıyorlar. Yani Ekrem İmamoğlu Ahmet diyor, öbürü Mehmet diyor. Ya Ahmet Mehmet olmasın, şu Cemil'i koyalım mesela. Yani bir konsensüse varmaya çalışıyorlar nihayetinde. Bu kavga dövüş şeklinde algılanmamalı. Ama nihayetinde Özgür Özel son tahlilde elbette genel başkandır ve genel başkanın yapması gerekeni de yapmaya gayret ediyor bu süreçte. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun bir vesayeti olduğunu düşünüyor. Ya da kendisi düşünmese bile etrafı öyle düşünüyor. Taban böyle düşünüyor. O vesayeti duygusundan da kurtulması gerekiyor. Nihayet o koltukta delegenin oyuna alarak oturmuş bir genel başkan var. Resmi yüzüne bakıyorsun, oraya bakıyorsun. Buraya genel başkan Özgür Özel yazıyor. Onu da gereğini yapmak durumundadır Özgür Özel. Ha bunu yaparken de illa bir karşısındaki yumruk atması gerekmiyor. Kavga dövüşe de gerek yok. İşte masaya yumruk vurmaya da gerek yok. Bu işle şu ana kadar Özgür Özel'de, Ekrem İmamoğlu'da bana göre kavga gürültü yok aralarında. Birbirlerine laf çakma da yok. Yani kavga gürültü olmasa yansıyan da bayağı yok. Tartışma yansıyan olduğunu yok. Biliyoruz. Yansıyan yok. Tartışma olacaktır tabii yani ki. Telefon kapamalar. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nde hep tartışma vardır. Evet. Sen çok iyi bilirsin. Tartışmasız hiçbir dönemi yok. Hani değişim olacaktı İsmail Dükel. Efendim? Değişim olacaktı. Hani bu geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün ortaya koyduğu tablo olmayacaktı. Tartışan isimler değişti. Nasıl tablo? İşte değişim vurgusuyla geldiler ya göreve. Eskisi hayır, gibi olmayacak CHP'de hiçbir değiştiremeyeceğiniz şey. Tek şey bu kavga tartışma mı? Duygusudur. Kavga değil. Tartışma duygusudur. Ama bunu bu tartışma duygusunun ötesinde bir şey. Şunu tartışsalar doğru. Nasıl memleketi daha iyi yönetiriz? Ne gibi projeler yaparız? Onlar da şu anda nasıl İktidarın belediyeyi daha iyi yönetiriz? Biz nasıl projeler ortaya evet, koyarız? Evet doğru. Şu anda belediyeyi hangi isimle daha iyi yönetiriz %22 tartışıyorlar. %22 alan adama aday koyuyorlar. En düşük alanı aday koyuyorlar. Şunu mu ispatlamaya çalışıyorlar? Biz en düşükle nasıl en iyi performans ortaya koyarız falan mı diyorlar acaba? Elbette böyle demiyorlar. Deneme mi yapıyorlar? Elbette böyle. Elbette böyle demiyorlar. Karşı ama en yüksek evet, oyu aldığı en düşük insanın yıpranmışlığını düşünüyorlar. Isim. Ve burada da bir isim var. Nihayet de Karşıyaka Belediye Başkanı yıllardır da yapmış. Bir isim var. Onunla yürümek istiyorlar. Şimdi bundan İzmir'in daha doğal en şey temel sorunlarından bir tanesine... AKP'nin belediyeleri farklı mı değerlendirildi? AK Partili belediyeler bak, yani, deprem bölgesinde hepsini değiştirdi mesela. Değil mi? Deprem evet. bölgesindeki belediye başkanlarını değiştirdi. CHP, Lütfü Savaş'ı tekrar gitti, aday gösterdi. Kentsel dönüşümlerin önüne geçen, engelleyen... olabilir. Burada o zaman yanlışın arkasında duruyorsunuz gibi bir durum var. Yanlışlarla depremi yapan Lütfü Savaş aday, mı? Ya depremi yapanla alakalı bir şey konuşmuyoruz. Depreme karşı şehirde önlem almayan, kentsel dönüşüm yapan Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın organizasyonunu gönderip, insanlar gönderip onu engellemeye çalışan, sabote eden, sonra o bütün o mahalledeki insanların tamam, ölümünden hataylı, sorumlu tutulabilecek hataylı, bir ismi tekrar aday gösteriyoruz. Gelince zaten gereğini yapar. Orada işi çok zor zaten. Zaten gereğini yapar hataylı. Eğer yeni bir isim yok mu? Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Dediğim şey şu İsmail Dükel. Hataylı zaten gereğini yapar. Beşiktaşlı'ya daha iyi hizmet yapar diye mi aday belirleniyor? İzmir'e daha iyi hizmet yapar aday diye mi belirleniyor? Yoksa bana yakın buranın rantı yüksek, bu rantı başkası yemesin, biz yiyelim diye mi aday yapılıyor? Bu mantığı bütün siyasi partilere yayabiliriz. O zaman eğer siyasetin bir gereği ise bu, AK Parti'de ki işte öyle şöyle diyoruz, bir şey var. Öyle diyoruz. Siyasetin yani, ben gereği olduğunu ben, düşünmüyorum. Ben, AKP özelinden de yola çıkmıyorum. Oradan da yola çıkmıyorum. Eğer orada bir rant varsa, biraz önce siyasetin tümünü konuşurken karpuz kabuğu siyaset başlığını atan da Hande'ydi. Yani böyle bir siyasi anlayış varsa o zaman bu rant
Demek ki bütün insanların, bütün o partilerdeki yöneticiler iştahını kabartıyor. Niye bu iş bütün oldu gibi CHP ihale edildi? Bak, AK Parti'de belediye başkanları nasıl belirleniyor? Benim bunu atma nedenim şöyle. Bu arada da gerçek bu yani. Niye şimdi eğri oturup doğru konuşalım? Karpuz kabuğu siyaseti derken şundan bahsediyorum. Herkes daha yükseğe çıkmak ister siyasette. Daha ön planda olmak ister. Yani bu medyada da bana sorarsanız şey. Karpuz kabuğu medyası var. Yani ben daha çok çıkayım, ben daha çok meşhur olayım, ben daha çok bilmem ne olayım, ben daha çok yönetici olayım. O var da. Bak, bu normal, bu normaldir. Bunu anormal karşılayamazsınız ama buradaki maksat şu. Bakın az ya önce... Ben birine bakan ol deyince yok olmayacak mı diyecek? O gemide yani, ben de şey olsaydım videosunu izledik Hande Fırat değil mi şimdi? Evet. Şimdi bakıyorsunuz İzmir Belediyesi'nin başkanının Türk medyasında en fazla gündem olduğu haber bu. Çok pardon, hizmetle olur mu? Gündem tamam. Olmak yerine dansla tabii, gündem acaba oluyorlar. Acaba dans, bak dansla mı gündem oluyor değil yani figür güzel onu tamam, şimdi gemiden yola çıkmışlar. Acaba gemi oradaki hangi gemi? Üç isim var, üç ayrı gemi şunu varsa onu tartışırım muyuz? Ama reklama gitmem lazım. Reklama gidiyoruz.